Top, labut gibi nesneleri havaya atıp yakalayarak gerçekleştirilen jonglörlük sadece eğlenceli bir gösteri değil. Çocuk gelişiminden sağlığa faydaları oldukça fazla. Birçok ülkede kişisel gelişim için kullanılan jonglörlük Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Top, labut, yanan meşale gibi nesneleri havada çevirmek bir jonglörün işi. Yer çekimine karşı oynanan bu oyun sadece sirklerde gerçekleştirilen bir eğlence değil. Zihinsel ve bedensel sağlığa da birçok yararı olan bir aktivite. Dünyada sağlık sektöründe kullanılıyor. Rehabilite amaçlı. Zihinsel, bedensel ve psikolojik yararlarından dolayı. Parkinson, Alzheimer, demans gibi rahatsızlıkların jonglörlükle emniyetin artışı söz konusu olduğu için yararlı bir aktivite olduğu yani tespit edilen konulardan. Jonglörlük Türkiye'de de sanat, spor ve iş dünyasında eğitim amaçlı yapılıyor. İş dünyasında konsantrasyon, koordinasyon, beceri gerektiren işlerde hızlı ve doğru karar verme ihtiyacı olan özellikle bu konularda son derece kullanılan bir aktivite. El becerisini geliştiren jonglörlük çocuklar üzerinde de olumlu etki yapıyor. Çocukların özellikle koordinasyon yine karar verme becerisi, yine iletişim amaçlı biz teknik olarak çalışmalar veriyoruz bu eğitim programımız içinde. Merhaba, ismim Serdar Güven. Yaratıcı drama, lider öğretmeni ve kurumsal iletişim uzmanıyım. Ayrıca Baijong Nöroeğitsel Jonglörlük Oyunları ekibinin kurucusu ve eğitmenlerindenim. 2000 yılından bu yana İstek Vakfı, Alev Okulları, İTÜ Eğitim Vakfı, Doğuş Koleji, St. Joseph Okulları, Bilsem Bilim ve Sanat Merkezleri, İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Beyoğlu Belediyesi, TRT, İSTV, Sinebeş, Abdi İbrahim, Abbot, Biyokodex, Dimes, Adidas, Finansbank gibi köklü kurum ve kuruluşlarla eğitim, sağlık, sanat, spor ve iş dünyasında ekibimizle psikomotor, psikososyal, yetenek, beceri gelişimi, takım motivasyon ve bütünsel yaşam ile ilgili eğlenceli seminer, eğitim, etkinlik ve organizasyon hizmetleri hazırlıyoruz. Dünyanın birçok ileri ülkesinin eğitim, sanat, sağlık, iş ve sosyal yaşamında uzun yıllar önce yerini alan jonglörlük uygulamalarının Oxford Üniversitesi'nin de yaptığı araştırmalarıyla beyindeki beyaz bölgeleri oluşturan miyelin maddesini arttırdığı tespit edilmiştir. Miyelin maddesi ise günlük yaşamımızda algılama, kavrama, ayırt etme, problem çözme gibi bilişsel, duyusal ve davranışsal yeteneklerimizden sorumlu beyin bölgeleridir. Biz de oyun, sanat ve hareket terapi uygulamalarımızla özellikle beyinlerimizin denge, dikkat, konsantrasyon, koordinasyon, motivasyon, özgüven, algı, öğrenme, farkındalık ve kendini ifade bölgeleri olan limbik sistem, korteks ve neokorteks bölgelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ve bunun sonucunda gelecek günlerde maalesef daha da artacak olan dikkat, konsantrasyon, odaklanma bozukluğu, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, otizm, MS, demans, Alzheimer, Parkinson, şizofreni, stres, öfke, kaygı ve bipolar bozukluklar gibi zihinsel, bedensel, psikolojik ve sosyal birçok rahatsızlığı oluşum öncesi önlemeyi gerektiğinde iyileştirmeyi ve tüm birey ve toplumların bütünsel yaşam kalitesini geliştirmeye amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı sitemiz ve sosyal medya ile takip etmenizi rica ve tavsiye eder.
beğeni ve paylaşımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Neşe ve sağlıkla, eğlenerek ve öğrenerek kalın. Hoşça kalın.